Onlarca trader var ismini duyurmuş. Kendi indikatörünü, kendi stratejisini geliştirmiş ve bu stratejiler ve indikatörler üzerinden gayet iyi paralar kazanmış. Birçok ismi sayabilirsiniz. Bollinger, Williams, Simons, Wilder. Bunların hepsinin kendine özel yöntemleri var. Kendine özel bir stratejileri var ve bunların hepsinin bir ortak noktası var. O dönemde birçok insanın, birçok kişinin görmeyi kabul ettiği şeklin dışında bir şeyler görmeye çalışmak istiyorlar ve bu farklı görme işini sistemleştirmeye, koda haline getirmeye özen gösteriyorlar. Peki herhangi bir fikri, herhangi bir düşünceyi nasıl koda dönüştürebiliriz? Şu anda birçok kaynağa ulaşabilmemiz çok çok daha kolay. Hele ki hiç kod yazmayı bilmeyen birisi için bildiği şeyleri başka bir mekanizmaya aktararak bu işte yapay zeka olarak adlandırıyorum bunu yapay zekaya aktararak bildiğiniz şeyleri çeşitlendirerek orada çok daha iyi sonuçlar alabilir hale gelebilirsiniz. Burada bir örnek üzerinden ilerlemek istiyorum. Mesela bu örneğimiz frekans üzerinden olsun. Frekans üzerinden bir kod yazdırmak istiyorsak yani yüksek frekans seviyesi, düşük frekans seviyesi, yüksek zaman dilimleri, düşük zaman dilimleri gibi. Bu durumda nasıl bir yol izlememiz lazım derseniz yani indikatör dediğimiz şey sadece hesaplamalar olarak düşünülmemeli. Yani hesaplamalar tabii ki işin matematiksel yönü zaten çok önemli ama burada fikir de çok önemli. Yani siz bu hesaplamalarla neyi bulmak istiyorsunuz? Bu hesaplamaları neyle birleştirmek istiyorsunuz? Ya da bir düşünsel deneyi var mesela diyelim. O deneyi nasıl finansal piyasalara entegre edebilirsiniz? İnsanların gördüğü bildiği şeyi nasıl farklı bir açıdan görebilirsiniz? En basit örneğinden RSI 40'tan 50'ye çıktığında elin 50 üstüne çıkınca alım işareti olarak mı algılamak istiyorsunuz? Bu aradaki değişim kuvvetinin yani işte onluk değişim kuvvetinin fiyatta nasıl bir harekete sebep olduğunu mu görmek istiyorsunuz? Çünkü evet elin üstüne çıktığında fiyat alış yönlü bir hareket sağlayacak diye bir düşünce olabilir ama belki de siz bir fiyat öngörüsü oluşturmak istiyorsunuz ve genelde onluk hareketlerde yani yüzdelik olarak yüzde onluk hareketlerde fiyatta diyelim ki yüzde onluk bir artış mı sağlıyor? Veya geçmiş Düş verilere baktınız %5'lik bir artış mı sağlıyor? Nasıl bir hareket gösteriyor? Bir sonraki mum da mı artıyor? Bir, bir sonraki mum da mı düşüyor? ne yapıyor? Yani bunu analiz edebiliyor olmanız, başkalarının gördüğünden daha farklı görebilmenizi ve o farkı gördüğünüz için de onu trade edebilir hale gelmenizi sağlayacak şeyler. O yüzden bir fikir üzerinden hareket edip nasıl çalışan bir indikatör oluşturabilirizi bu videoda göstermek istiyorum. Frekans örneği üzerinden devam edeceğim. İlk önce yapay zekaya frekansın ne olduğunu tanımlamasını istiyorum. Finans dünyasında nasıl tanımlanıyor? Neler kullanılıyor? Ve bu üründe frekansa bakıldığında neleri görebiliyoruz? Burada detaylı bir tanımlama yapmasının ardından dikkate alması gereken şeyleri ayrıca ona veriyorsunuz. Çünkü yapay zeka sizin istediğiniz şekilde sonuçları ancak siz ona ne istediğinizi söylerseniz verebilir. O istediğiniz şeyi de söyleyebilmeniz için ne istediğinizi bilmeniz lazım. E ne istediğinizi bilebilmeniz için de o konu hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamazsınız. Sıkıntı orada. O zamanla geliştikçe siz şuna değil de şuna baksam, bunu değil de şunu hesaplasam, böyle değil de şöyle hesaplasam demeye başlayabiliyorsunuz. Bu süreç Sandığımız kadar çok zor değil ama bunun için açık fikirli olmanız lazım. Var olan kalıpların dışına çıkabilmeniz gerekiyor. Yazmakta olduğumuz kod üzerinden devam edelim. Ne dedik? Frekanslar üzerinden gideceğiz ve özellikle üstünde durmasını istediğimiz şeyleri de ona bir örnek olarak veriyoruz. Bu örnekleri ona sunduktan sonrasında basit bir şekilde bunu bir göstergeye dönüştürmesini isteyeceğiz. Bu göstergeyi alıp bir parse script'e koyalım. Bakalım istediğimize yakın bir sonuç verecek mi? Bu aşamaya geldiğimizde ise göstergeyi sadeleştirmeyi tercih edebilir. Sonuçta özellikle görmek istediğimiz istediğimiz bir şey varsa ve gösterge biraz karışık gözüküyorsa veya eksik gözüküyorsa bunu istediğimiz şekilde güncelleyebiliriz. Mesela bu indikatör özelinde bakarsak bize sadece frekansı ölçen o çizgiyi vermesi yeterli olacak. O yüzden diğerlerini ortadan kaldıralım. Ortaya çok daha sade, çok daha temiz bir görüntü çıkıyor. Ve sonrasında işte isterseniz Bist olsun, isterseniz Amerikan olsun, isterseniz işte kripto dünyası olsun fark etmez. Birkaç tane ürünü bir arada görebileceğimiz bir hale getirmesini isteyelim. Bunu da yaptıktan sonra gidip bir ekranımıza bakalım. İstediğimiz sonuçları gerçekten veriyor mu? İncelememizi yaparken dikkate almamız gereken şey buradaki göstergede ayrışanı bulabiliyor olmamız. Bunu Selçuk Hoca'nın videolarında da çok sık duyuyorsunuzdur. Çünkü en mantıklı yöntemlerden birisi bu. Yani ayrışanı bulmak zaten indikatörlerin temelinde yatan belli bir ölçüme göre diğerlerinden daha fazla hareket edeni görebilmeniz. İncelediğimizde bakın burada görüyorsunuz bazıları diğerlerinden çok daha ciddi hareketler yapmış. Bu hareketleri yaptığı ana bir gidelim bir bakalım yükselişi gayet net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu yükselişin diğerlerinden daha fazla fazla olduğu aşikar. Ve oraya gittiğinizde geçmişteki hareketlere bakmanıza gerekiyor. Çünkü geçmişte bu gösterge bize fiyatla alakalı nasıl bir ipucu vermiş. Burada yaşanan işte belki yüzde %5'lik artış, yüzde yirmilik artışlar fiyata nasıl yansımış? Bir trend mi başlatmış? Çok basit bir gösterge yaptık. Bu, bu göstergenin mantığı neydi? Frekanslardı. Frekansların ölçülmesiyle alakalıydı. Her frekans her ürün için insan gibi düşünelim. Herkesin frekansı farklı ya, Herkesin sesi farklı. Herkesin DNA'sı farklı. O mantıktan hareket ettiğimizde çok basit basite indirgediğimizde bile önümüze bambaşka dünyalar açılıyor. Zaten o bambaşka dünyaların açılabilmesi için çok fazla deneme yapmış olmanız gerekiyor. Değiştirmeli, işe yarıyor mu yaramıyor mu görmeniz gerekiyor. O yüzden bu şekilde kodlamaya çalışırsanız yapay zekada hep aynı ekranı kullanırsanız aynı ekranı kullanılması kendi deneyimim açısından bakarsak hep aynı ekranı kullanıyorum ve hep aynı ekran üzerinden bilgileri güncelliyorum bu konuda da gerçekten verim alıyorum. Size de tavsiyem bu yönde. Şimdi frekansı denedik. Frekansta güzel bir sonuç aldığımızı görüyoruz. Ekrana baktığımızda, sonuçlara baktığımızda bize önceden bir şeylerin haberini verebiliyor. Bir de şu meşhur refleksiviteyi deneyelim. Bunu da tek tek söylememiz gerekiyor. George Soros nasıl bir yöntem kullanıyordu? Kullandığı bu yöntemin temelinde neler yatıyor? Davranışsal iktisat ile bu konu hakkında benzer neler bulabilirsin? Bana örnekler üzerinden anlatabilir misin? O örnekleri siz nasıl çeşitlendireceksiniz? Bunu denemeniz lazım sunduğu örneklere bakın. Onu finansal olarak aklınızda canlandırmaya çalışın. Fiyat hareketlerine nasıl yorumlama yapabileceğinizi sorun. Bir yol haritası isteyin ve sonrasında bu yol haritasını bir koda dönüştürmesini isteyin koda dönüştürdükten sonra çıkan sonucu bir değerlendirin. Karışıklıklar var mı? Gözünüzü yoruyor mu? Yoruyorsa sadece istediğiniz şeyi göstermesi konusunda bir sadeleştirmeye gidin. Sadeleştirmeyi yaptıktan sonra ise birkaç tane ürünü bu 10 olur, 20 olur, 40 olur fark etmez. Ben çok kalabalık görmesinden çok haz etmediğim için 10 ile 15, 20 arasında sabitlemeyi tercih ediyorum. Farklı farklı ekranlarda farklı farklı çalışma alanlarında bunları takip etmek çok daha kolay oluyor. Göz yormuyor benim için. Çoklu halinde ise şunu fark ediyor insan. Ürün her ne bu kripto veya hisse 50 çizgisinin altına indiği zaman yükselişle alakalı ciddi bir hareket gerçekleştiremiyor. Şimdi bunu tatkı dağı üzerinden örneklendirmek için açtım bu örneği. Bakın burada tatkı görüyorsunuz. Şurada tam şurada 50 çizgisinin altına düşmüş. Bunu bir tık daha ileri taşıyıp yani 50 çizgisinin altına düştüğü mumu bir direnç bölgesi olarak belirleyebiliriz. Ve direnç bölgesi olarak belirlediğimizde karşımıza çıkan şeye bakın. Yani burayı FVG olarak da adlandırabilir çünkü üçlü bir mum yapısı var. O üçlü mumun ortasında kalan kısma geri dönüp sonrasında tekrar yoluna aşağı doğru devam ettiğini görüyoruz. Bir tesadüf mü diye bir düşündüm. O yüzden bir geri dönüp diğer noktalarda böyle bir durum var mı diye baktım. Şurada gene 50'nin altında indiği bir nokta var. Bakın burada ne oluyor? Yine buraya geliyor ve burada yine oyalanıyor. Oyalandıktan sonra tekrardan kalkış yapıyor. Ve kalkışı yaptığım da zaten gene gördüğünüz üzere şu mum. Yani az önce dedim ya 50'nin altına düştüğüm mumun sınırlarından çıktıktan sonra yükselişini gayet iğmelendiriyor. Hatta ne kadarlık bir yükseliş yapıyor ona bir bakalım. %44'lük bir yükseliş yapıyor. Az bir yükseliş değil ve bunu yaklaşık bir ay içerisinde yapıyor. 18 çubuk olarak günlük çubuklar çünkü bunlar. Daha kısa zaman aralıklarına da tabii bakılabilir. Lafın özü herhangi bir fikri, herhangi bir düşünsel deneyi, herhangi bir matematiksel formasyonu, finans piyasalarına uyarlayıp bunu kendi mantığınıza göre değiştirip farklı şekillere sokabilirsiniz. Örneğin Paul Jones'a baktığınızda 200 günlük ortalamanın kendi için çok önemli olduğundan bahseder. Bunun üzerinden hareket ettiğinden bahseder. Siz de özellikle görmek konusunda daha rahat olduğunuz veya daha fazla bilgi sahibi olduğunuz bir alanda işte bu hareketli ortalamaları olur, bollinger olur, farklı farklı indikatör türleri var. Bunlardan herhangi birisini seçip şu anda kullanılan şeklini değiştirerek daha farklı bir açıdan görmeye çalışıp yeni trade edebileceğiniz alanları bulabilirsiniz. Yani başkasının trade etmediği ama sizin o noktada gördüğünüz o farklılıklar ve fiyat analizi sayesinde ortaya çıkardığınız O değişiklikler size yeni trade edilebilecek alanlar sunacak. Bu tamamen sizin olaya olan bakış açınızla alakalı. Ne kadar geliştirir, ne kadar değiştirirseniz değiştirin. Yeter ki size uygun olanı, sizin hata yaptığınız şeyler üzerinde o hatalarınızı başarıya dönüştürebilecek şekillerde değişiklik yapmanızı olanak sağlaması lazım. Bence video yeterince uzun oldu. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.